أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المكتوب الخامس والأربعون كتبه إلى المذكور أيضا ظهارا لشكر تقويته الظاهرية أمور فقراء الخنقاه badi' ittihali şeyhi ve beyana fihi aydan kawn al-jami'iyyat al-insani sebaban linuqsanihi ka kawnihas sebaban likamalihi majik li fala'i shahri ramadan ve ma yunashibu zalik 45. mektup birinci cildten İmam rabbani kuddes sirruhu mektubu bir önceki mektubu göndermiş olduğu Şeyh Ferit El Bukhari'ye göndermiş. Bu mektubunda İmam Rabbani Kuddise Ruhu Şeyh'in ahirete irtihalinden sonra kekkenin dervişlerinin işlerini işleriyle yani zahir durumlarıyla ilgilenen onlara destek çıkan Şeyh Ferit'e şükrünü sunmak için yazmış. Birinci bu. Yine bu mektubunda İmam Rabbani Kuddise Ruhu insanın camiiyetinin yani kuşatıcılığının kemaline sebep olması gibi noksan olmasına da sebep olduğunu beyan ediyor. Artı İmam-ı Rabbani Kuddüs'e bu mektubunda Ramazan ayının faziletlerini de zikrediyor. Ve buna münacip olan bazı şeylerden de bahsediyor. Şimdi önümüz Ramazan olmasa hasebiyle bu mektubu tercih ettik. Ona dair de bir takım hadisler inşallah okuyacağız. Subhanahu subhanehu ala caddeti abaykumul keram. Noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasif olan Allah Teala sizleri çok değerli atalarınızın göddeşi üzerinde sabit kılsın. Bizim Karadeniz'de meşhur bir laf var. Ne oldum deme, ne olacağım de. Onun için büyük zatlar ne derler? اُنَّمَ <Sessizlik> الْعِبْرَةُ İtibar sonadır. Yani insanoğlu bir hayatı yaşar. Ama sonunda yaşamış olduğu eğer İslam hayatı ise o İslam hayatı üzere ya ahirete gider veya Allah korusun gitmeye de bilir. Onun için itibar sonadır derler. Sürekli uyanık olmak lazım. Sürekli kendimizde olmak lazım. Sürekli istiğfar etmek lazım. Hadis-i şeriflerde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor peygamber olduğu halde. Günün evveli ve sonunda 70 defa istiğfar ettiğini ifade eden hadisler var. Belki daha çok ifade eden de hadisler vardır. Ne demek bu? Yani kul her zaman Allah'a muhtaç olduğunu ona ihtiyacı olduğunu bilmeli ve ahirete Allah'ın o kuldan nasıl bir yaşantı istediyse o yaşantıyla yaşayıp ahirete gitmek için gayret sarf etmelidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kemutun kema taishun ve tub'asun kema temutun. Yaşadığınız gibi ölürsünüz öldüğünüz gibi de diriltilirsiniz. Yani İslam üzere bir insan yaşayacak olursa ve hakikaten bunu samimiyetle başından sonuna kadar götürecek olursa İslam üzere ahirete gider. Kabirden de ahirette diriltilirken İslam üzere diriltilir. Ne mutlu o insana. Hepimizin varlık gayesi bu değil mi? Niye varız dünyada? Allah'ı razı etmek için varız. Başka hiçbir derdimiz yok. Onun için varız. Ve onun için de gayret sarf etmeliyiz. Dikkat ederseniz İmam-ı Rabbani kudüses Ruhu mektuplarına başlarken hep Allah Teala sizleri şeriat caddesi üzerinde daim kılsın, sabit kılsın ifadesini kullanmakta. Bundaki hikmet de budur. Çünkü marifet odur. Marifet odur ki kol İslam üzere yaşasın ve o İslam caddesi iken, ahirete irtihal etsin. Mevla Teala hepimize bunu nasip eylesin. Önümüzdeki Ramazan ayı hormeti ve bereketine. Şimdi ve an mucibati telahufi ve teessufi ve yine Allah Teala üzülme ve tasalanmayı gerektiren şeylerden de sizi selamette kılsın. Yani o tür şeylerden sizleri kurtarsın. Hiçbir zaman pişman olacağınız, eyvah bunu niye yaptım, niye böyle yapıyorum demeyeceğiniz bir hayatı Allah Teala sizlere nasip etsin diyor. Ala murur yit, şuhur vel eyyam. Günler, aylar geçiyor. Onlar süresince hep böyle olasınız diyor inşallah. İnşallah hepimiz öyle oluruz. Ve Şimdi bir giriş yapacağız. Mektubun bir bölümü. Ramazan'ın faziletleriyle ilgili Ramazan'a ait olarak bu çekimi yaptığımızdan dolayı da inşallah o tarafa ağırlık vererek konuyu anlatmaya çalışacağız. Ama bir girişi yapalım mektuptan. وَعْلَمَنَّ اَوْلِيَ اللّٰهِ تَعَالَىۜ Bileşiniz ki Allah Teala'nın veli kulları بِحُكْمِ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kişi ile beraberdir. Ne muazzam bir hadistir ya. Tüm hadisler öyle ama bu ne muazzam. Adeta günümüzü anlatıyor. Sen kimle berabersin? Kimi destekliyorsun? Kimin arkasındasın? Gönlünü kime verdin? Çalışmalarını kiminle yapıyorsun? Kime destek veriyorsun? Kime destek çıkıyorsun? Bunların hepsi önemli. Kimle beraber oluyorsan bil ki onunla berabersin. Kimi seviyorsan, gönlünü kime kaptırdınsa bil ki onunla berabersin. Nerede berabersin? E dünyada berabersin. Ahirette de onunla beraber olacaksın. Bunu biraz üzerinde niye durdum? Çünkü Müslümanlar da hani derler ya bir aşağılık kompleksi derler. Kafirlere karşı ne hikmetse, hikmeti ne ise bunun bir kompleks var. Bu kompleksi taşımayın. Böyle olmayın. Neden mi? Çünkü bizim sevdiğimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hanım kardeşlerimizin sevdiği, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları olmalı. Onlardan başkasına örnek almaya gerek yok. Niye? E bize ahirette hiçbir faydası yok ki onların. Ne faydası? Zararı var. Hem de çok ağır zararları var. Öyle bir zarara düşmektense dünyada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda yaşamaktan daha güzel ne olabilir? İşte diyor ki İmam Rabbani Kuddisesirruh kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifi hükmünce Allah dostları maallahi teala ve tekaddes yüce ve mukaddes olan Allah ile beraberdir Allah dostları. Ve taalluku bil beden şu bedene bağlılık var ya beden dünyayı temsil ediyor. Şu bedene bağlılık var ya nev'un min mevani'i tilkel ma'iyyeti vel ittisal bu birlik ve beraberliğin o birlik ve beraberliği engellerinden bir türdür. Yani biz Allah ile beraber olmalıyız. Biz Allah ile birlik içinde olmalıyız. Ne demek o? Bunlar manendir. Şeklen böyle şey olmaz. Haşa ve kella. Yani siz bir arkadaşınızla olduğunuz gibi Allah ile olmazsınız. Mevla ile olmak manendir. Çünkü Mevla zamandan, mekandan hepsinden münezzehtir. Zaman, mekan bizler için yaratılmıştır. Yaratılan şeyle beraber Allah Teala olmaz. Niye? Allah'ın özelliklerinden biri nedir? Muhalefetün lil havadis hadis olan sonradan yaratılan yani mümkün varlıklara muhaliftir Allah Teala. Dolayısıyla bu birlik ve beraberlik Allah'la beraber olma Allah'la bir olma. Bunlar var ya bunlar bunların engelleri nedir? Şu bedene olan bağlılıktır. Bu bağlılık devam ettiği sürece Allah ile beraber olma söz konusu olmaz veya çok zayıf olur. Ve mabadel infisali Bak ayrıldıktan sonra. Neden? Minel makaril heyulani. Bu etten kemikten oluşan bedenden. Yulani diyor o. Vel mufarakati anil heykele zulmani. Karanlık bedenden ayrıldıktan sonra. fakurbun fi kurbin. Bak Mevla'ya manen yakınlık içerisinde yakınlık var. Ve ittisalin fi ittisalin. Allah ile beraberlik içinde beraberlik var. Yani dünyevi takıntılardan kurtulacaksın. Sen kalbin kalbini efendim Nahdeli ruhu derdi ki kalp beyaz bir sayfa gibi olmalı. Yani kalbi öyle düşünün. Beyaz bir sayfa idi zaten zamanında. Biz onların masiyetler ve günahlarla her yaptığımız masiyetle oraya bir siyah nokta attık. Noktalar çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. O bembeyaz olan sahife, kalp sahifesi simsiyah oldu. Sebebi ne bunun? Bunun sebebi bedene olan bağımlılıktır. Bu bağımlılıktan kurtulacaksın. Ondan sonra o sahifedeki siyahları Allah'a karşı bembeyaz hale getireceksin ki kalbinde sadece Mevla olsun ve ona muhabbet olsun ve sen onunla beraber ol. İşte kurbun fi kurbin o. İttisalun fi ittisalin o. Bakınız El mevtü cisrun yusilul habibi. Ölüm bir köprüdür. Dostu dosta kavuşturur. Beyanun lihadel mana. İşte bu manayı beyan ediyor bu. Yani sen dünyada bedenine bağımlı olursan, o halde olursan, sürekli dünya bağımlısı olursan, senin Allah ile beraberliğin nasıl olacak? Bakınız ölüm dostu dosta kavuşturur. Ölümle ne oluyor? Beden devreden çıkıyor. Çünkü ruh bedenden ayrılıyor. Bak ruh bedenden ayrıldığı zaman işte nasıl ki ölüm dostu dosta kavuşturuyorsa sen hayattayken şu bedenle olan bağını ortadan kaldırdığın zaman da aynı şekilde Mevla'ya kavuşmuş oluyorsun. Ve fi kavli ithala Allah Teala'nın şöyle buyurmasında Bismillahirrahmanirrahim. Men kana yercu liqa Allahi Kim Allah'a kavuşmayı arzuluyor, ümit ediyorsa fe inne ecelallahi. Hiç şüphe yok ki Allah'ın tayin etmiş olduğu ecel ölüm vakti Le'atin elbette gelecektir. İfadeye dikkat ediniz ayeti kerimede. Mevla Teala'ya kavuşmayı kim arzuluyorsa ölüm mutlaka gelecek. Allah Teala'nın tayin ettiği ecel mutlaka gelecek. Yani dünyada kalma süren bitti mi ecel geldi. Ondan sonra ne olacak? E Allah'a kavuşacaksın zaten. Amma marifet nedir? İş nedir? İş o iştir ki kol dünyada beden ile irtibatını kessin de vuslatı sağlasın. lil lilmuştaqin işte bu ayeti kerime. Allah'a kavuşma noktasında hasret çeken kullara bir teşellidir. Kavuşacaksın Rabbine yahu. Oranca min beyan. Bu beyana dair de bir işarettir. Hangi beyana? Bedenle ilgi ve alakan kuvvetli bir şekilde devam ederse senin Mevla ile olan birlikteliğin, beraberliğin çok zayıf olur. Çok zayıf olur. Hem de çok zayıf olur. Velakin ahvalel acizin. Fakat aciz kulların halleri el lejna haratum al vel dünyadaki uğraşlar engeller onları geri bırakmıştır bila devletin hulur inde akabir'd din din büyüklerinin yanında hazır olma bahtiyarlığı bahtiyarlığının olmaması noktasında onlara engel te teşkil etmiş onları geri bırakmıştır işte böyle aciz kulların halleri harabun ve etter haraptır ve bereketi son derece kesiktir. Şimdi mektubun kalan bölümünden Ramazan'ın bir takım faziletleriyle ilgili noktaları okuyalım. Vaktimiz ona müşahit inşallah. Şimdi diyor ki Mâm Rabbani Kuddüsesi Ruhu Ve lemmâ varade mektubu şerifu şehri Sizin mektubunuz diyor. Mübarek Ramazan ayında Ayında geldi bize. Xatara fil xatır el fatir. Zayıf hatırıma şöyle düştü. En ektübe nebzeten min fadâ ile hâzeş şeheril azîm. Bu büyük ayın faziletlerin azimil kadri. Bu kıymeti büyük olan ayın faziletlerinden biraz şeyler, bir nebze yazılar yaz, bir şeyler anlatayım size. Yazayım bir şeyler diyor. Yembegî <laughs> ennûlemâ bilinmesi gerekir ki enne şehre ramazane şehrun azimun ramazan ayı çok büyük bir aydır ve kulli ibadetin nafiletin her nafile ibadet ramazan ayı içerisinde diyecek mine salati ve zikri ve sadakati ve emsaliha namaz olsun zikir olsun sadaka olsun ve emsal her nafile ibadet fiyade şehri ramazan ayı içerisinde tüsavi eda eferiyyullatin hi masivahu Ramazan dışında bir farzı eda etmeye, yerine getirmeye müşavidir. Dikkat ediniz. Fırsat ayı var önümüzde yahu. Ne diyor İmam Rabbani kuddisi e şeruhu? Bu Ramazan ayı içerisinde yapılan bir nafile ibadet, bu namaz olabilir, zikir olabilir, sadaka olabilir, benzer şeyler olabilir. Nam Ramazan dışındaki aylarda yapılan farz ibadete denk sevap bakımından tabii yoksa nafile farz olmadı. Sevabı açısından ona denktir. Yani bu kadar çok sevap var bu Ramazan ayı içerisinde. Ümen ettaferiyullah tenfihi kim Ramazan ayı içerisinde bir farzı eda eder yerine getirirse kanekemen etta 70 Bu adam Ramazan ayı dışında 70 farzı yerine getirmiş gibi sevap alır. Önümüzde hakikaten sevap bakımından çok yoğun bir ay var. Mevla Teala hakkıyla geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve men fattara fihi Kim oruçlu bir kişiye iftar yaptırırsa, bunu elhamdülillah, yani millet olarak Türk milletinde bu özellik var. İkram etmeyi seven bir milletiz. Bu hakikaten Allah'ın bir bahşeme, ikramıdır bu millete çok seven bir millet. Yedirmeyi, içirmeyi, garibanları bakmayı seven bir milletiz. Bu çok önemli bir haslettir. Ha bu herkeste olmaz. Avrupalı da hiç olmaz. Amerikalı da asla olmaz. Onlar kendi menfaatleri dışında hiçbir şey düşünmediler. Kanelhum <laughs> afreten lizunubihi. E bu iftar vermeçi bir içine günahlarına mağfiret olur. Günahların affına sebep olur ya. Ve ate karakabetuhu minen nar. Ve onun boynu cehennemden azat edilir. Tabii ki şunu bilelim bir sefer. İmanı var zaten bir adamın. Müslüman bu adam. Ha bu adamın günahları da var ama. Allah bilir cehenneme de uğrayacaktır. Bilemeyiz onu biz. Günahlardan dolayı cehenneme uğratma veya uğratmama işi Mevla Teala bilir. Gâfirü <laughs> limen yeşâ ve yuhaddibu men yeşâ. Ayet-i kerimede böyle Allah dilediğine affeder, dilediğine azap eder. Fatih edelim ki azaba uğrayacaktı. Allah Teala kim diyor? Ramazan ayında oruçlu bir kişiye iftar verirse, ona iftar ettirirse onun boynunu cehennemden azat eder, eder Allah Teala. Azat olur onun boynu cehennemden. Ve kâne istu edrihi. Abi de şu var. Kime iftar ettirdiyse oruçlu olan kişilerden onun tuttuğu orucun sevabı kadar sevabı da ona iftar ettiren kişi alır. Alır da öteki adama sevap kalmaz mı? Yok. Onun cevabından hiçbir şey eksilmiyor. Allah Teala onun orucundan dolayı, tuttuğu oruçtan dolayı ona verdiği sevap kadarını ona iftar ettiren kişiye veriyor. Hemen hafife an memlukihi kim? Hizmetinde bulunanlara Ramazan'da hafiflik sağlarsa... ...fihi Ramazan ayında. Gafarallahu lehu ve ateqahu minen nar. Allah onu affeder ve cehennemden azad eder. Ve kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan. <laughs> Ramazan ayı girdiğinde şöyle yapardı. atla külle esirin. Tüm esirleri salıverirdi. Ve ata külle sailin. Her isteyene bir şey verirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve men vuffika lil hayrat vel amali salihati fi şehri. Ve men vuffika. Kim muvaffak kılınırsa. Neye? lil <laughs> hayrat hayırlara ve amali salihati salih amellere iyi işler yapmaya kim muvaffak kılınırsa ne zaman Raze <laughs> şehri bu Ramazan ayında yani Allah Teala muvaffak eyledi kimi Ramazan ayında olan bir kişi neye? sürekli hayır yapıyor adam sürekli salih ameller yapıyor iyi işler yapıyor insanlara faydalı şeyler yapıyor kendisine ahirette kazanç sağlayacak olan işler yapıyor ki Allah onlardan razıdır Öyle olması lazım yoksa ahirette kazan sağlamaz. Kim bunlara yapmaya muvaffak kılınırsa kanet tevfiku rafiquhu. Ya tevfik başarı onunla rafik yoldaşı olur. Ayrılmazı olur. Onunla hep beraber olur. Fi hadi hadihi senete ha sadece o ayda değil. O senenin tamamında başarı o adamın yoldaşı olur. Onunla beraber olur sene boyunca. Reylamen <laughs> rahâze Bu ay geçtiğinde ala <laughs> tefrikatin. Ha adam bu ayı tefrika üzere geçirirse öyle hayırlarla fazla bir işi yok. Kalbi bir yerde, dili bir yerde, bedeni ayrı bir yerde böyle kendine salı vermiş gibi bir hayat yaşıyor. Ramazan da öylesine geçiyor. O zaman yekunu fi cemî'i tefrikatin. Bu adam senenin tamamında o hal üzere olur. Ne demek istiyor İmam-ı Rabbani kuddise sırruhu? Bu ayı adam gibi geçirin ki yılınız adam gibi geçsin. Eğer bu ayı adam gibi geçirmezseniz o Ramazan'ın bulunduğu yıl adam gibi sizin üzerinizden geçmez. Yani zarar edersiniz demek istiyor. Şu <laughs> an bu ayda gerekir. En tehide çok gayret etmek gerekir. Fi tahsilil cemiyet cemiyeti hasıl etmede bir Müslümanın namaz kılıyoruz. Adam diyor ki unuttuğum şeyleri namaza başladığım zaman hatırlıyor. E sen demek ki namazın hakkını vermiyorsun. Niye? Kalbin başka yerde, bedenin başka yerde, dilin bir şeyler söylüyor. Garip bir hal bu. Gömiyet kalp ile dilin aynı şeyde, aynı noktada buluşmasıdır. Dolayısıyla bunu elde etmek için gayret sarf etmek lazım. Mehma emken, mümkün miktar, mümkün mertebe gayret sarf etmeliyiz. ''Mutenimen lihazes şeheri'' ''Bu ayı ganimet bilerek'' Ya bu ayın bir özelliği mi var? İmam-ı Rabbani Kudüs'e sırruhu sanki her şeyi bu aya bağlamış gibi çok önem atfetti bu aya. Bir özelliği mi var bu ayın? Var ya, bakınız bu ayın özelliklerine dair İmam-ı Rabbani Kudüs'e sırruhu neler diyor neler. ''Ve inallâhe Subhanahu Hiç şüphe yok ki. 90 sıfatlardan bilece. Kemal sıfatlarla mutasif olan Allah Teala. Yurtaku fi kulli leyletin min leyaliha. Ramazan ayı gecelerinden her bir gecede azat ediyor Mevla Teala. Lufen min men nar. Cehennemi hak etmiş olanlardan binler geçini azat ediyor. Allahu Ekber. Deseler ki falan yerde, falan yerde bir aylık ihtiyacınızı karşılayacak erzak dağıtılıyor. İnsanlar öyle bir koşarlar ki oraya. Öyle bir sıraya girerler ki. Öyle bir beklerler ki. Sonuna kadar onu alabilmek için. İşte buyurun ya. Allah Teala sizlere Ramazan-ı Şerif'i sunuyor. Bakın Allah Teala Ramazan gecelerinden her bir gecede cehennemden binlercesini azat eder. Tabi cehennemden azat eder deyince şöyle anlamayın ha. Küfür üzere ahirete giden kişi ebedi cehennemde kalacak ondan bahsetmiyoruz. Ya Müslümandır, imanı var ama amellerinde çok eksikleri var. Günahkar. Cehenneme uğrayacağını farz edin. Allah Teala onu cehenneme uğratmayacak diyor. İmam-ı Rabbani Kuddüs'e sürdü burada. Ve tuftahu ebvabul cenne. Cennet kapıları açılır. Fiyaz-ı <laughs> şehri. Ramazan ayında. Ve tuğlaka ebvabul cehennem. Cehennem kapıları kapatılır. Ve şeyat eşşeyatlıyinu. Şeytanlar zincire vurulur. Ve وَتُفْتَحُ اَبْبَابُ rahme, Rahmet kapılarda açılır. Rahmet akıyor yahu. Bu Ramazan ayında rahmet adeta sağanak yağmur gibi yağacak. İstifade ediniz. Bu yağmurdan ıslanın be. Bu yağmurdan istifade edin be. Bir daha yağın ha. Bir sene az bir zaman değil. Bir sene diye nice insanlar bu dünya hayatından ahiret hayatına göç ediyor. Onlardan biri senin olmayacağın ne malum. Yarın çıkacağımızın garanti yok. Dolayısıyla bir az bir zaman değil. Onun için bu namazan ayının hakkını verelim. Onu hakkıyla değerlendirelim. Önemli bir aydır bu. Ve iftar. <laughs> bu konuda da bir ikaz yapıyor İmam Rabbani Kuddüs'e ruhu. İftar yani Ramazan orucunu tuttu adam. iftar edecek akşam ezanı okunduğunda ezan okunur okunmaz derhal iftarını yapsın onu acele yapması iftarı. Ve kahiru sahur, <Sessizlik> sahur yemeğini de elbette imsak vaktine kalmayacak ama oraya yakın bir zamanda zamana tehir etme mine sünen şünnetlerdendir. Şünnettir yani bu. Katbalagan nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübalağa etmiştir. Fiyazel Babi bu konuda mübalağa etmiştir. Yani akşam ezanı okunduğunda iftarı hemen bir hurmayla açardı ki hurmayla açmak da ayrıca sünnettir söyleyecek onu. Ondan sonra da sahur yemeğini imsaka yakın bir vakitte yerdi. Tabii ki imsaktan sonraya kalmama şartıyla. Ve yüşbihu en mu mübalagaten. Bunun mübalağa olması mümkündür. Niçin? Yıdhari ihtiyacihi el münasib li makamil ubudiyyet. Kulluk makamına münasip olan ihtiyacını aşikar etmek için. Kulluk makamına münasip olan ihtiyaç. Ne demek o? İhtiyacı izhar et. Ne demek o. Biz kuluz yahu. Yani her şeyin sahibi Allah'tır. Her şeyin maliki Allah'tır. Hiç kimse zannetmesin ki ben çalışıyorum da bana bu kadar çok veriliyor. Değil be. Ne kadar çok çalışan insanlar var. Ama herkese verilmiyor. Allah Teala rızkı verendir. Bitti. Biz sürekli Mevla'ya muhtacız. Bitti. Her zaman muhtacız. Her şeyimizle muhtacız. Bunu bilerek yaşayalım ha. Benden benden diyen adam kaybeden adamdır. Allah'tan geliyor ne geliyorsa diyeceksin. Ve iftarı bir temri sünnetin. Bak hurma ile iftar etmek nedir? Sünnettir. Yani orucunuzu akşam vakti açacağınız zaman iftarı ne ile yapın? Hurma ile yapın sünnettir. Ve <laughs> yukra'u vaktel iftari. İftar vaktinde de şunu okur. Neyi hacet dua? Şu duayı okur. Lehebez <laughs> zame'u. Susuzluk gitti. Elhamdülillah. İçtiğiniz suyu çünkü. Rebtellet el uruk. Damarlar ıslandı. Yani doydunuz. Ve el yoru inşallah teala. En sabit oldu. İnşallah tuttuğumuz oruçlar bu şekilde olur. Ve da teravihi. Teravih namazını eda etme. Ve Kur'an. Kur'an'ı hatmetme. Fiyade şehri. Bu ayda. Mineşşünenil müekkedeti. Bu da müekked şünnetlerdendir. Ve musmirun li Çok neticeler, faydalar verecektir, sağlayacaktır böyle yaparsanız. Ve fakan Allah subhanahu. Noksan sıfatlardan bilinçen, şey, kemal sıfatlarla muttasuf olan Allah Teala bizleri muvaffak eylesin. Bi hurmeti Habibi aleyhi ve ala alihi ve selam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine. Şimdi mektuptan bir parça daha var ama bir, bir iki hadis 2-3 hadis-i şerif okuyalım. Bugünkü dersi öylece kapatmış olalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men sâme ramadâne imanen ve ahtisâben gufire lehu mâ tegaddeme min zembi. Kim Ramazan orucunu inanarak ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek tutacak olursa onun geçmiş günahları bağışlanır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikaten Ramazan ayı çok mübarek bir ay. Nefil <laughs> fil cenneti baban yuqal lahu er Reyyan bir kapı var ki ona Reyyan kapısı denir. Yedhulu minhu as oradan sadece oruç tutanlar girer. Yemel kıyamet kıyamet gününde la yedhulu minhu ahadun gayruhum. Onlardan başka yani oruç başkası o kapıdan giremez. Sadece onlar girer. Yine bir başka hadis-i şerifte buna çok dikkat edelim. Buna sadece Ramazan-ı Şerif'te değil. Tabii ki Ramazan-ı Şerif'te daha fazla dikkat edelim. Ama hayatımızın her anında çokça dikkat edelim. Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hepsi Bukhari'dendir bu hadis-i şeriflerin. Mellem yed'a. Kavle zûr. <laughs> kim yalan söylemeyi terk etmezse ve amele bihi yalanla dolanla amel etmeyi terk etmezse feleyce lillahi fi en yeda taamehu ve şerabehu ya Allah Teala'nın kulun yemeği içmeyi terk etmesine ihtiyacı yok ki. Yani sen yemeği içmeyi terk ediyorsun ama öteki taraftan tüm işlerin yalan dolan. Allah muhafaza eylesin. Bu ne fena iştir. Allah'ın senin yemeni içmeni terk etmeni ihtiyacı yok. Ne demek istiyor bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi uyarıyor. Diyor ki bize bak önünde tutacağın Ramazan orucu tutuyorsun. E bu orucu niye tutuyorsun? Allah'ın rızasını kazanmak için. Allah'ın rızasını kazanmak için oruç tutuyorsun da yemekten içmekten kendini tutuyorsun da işlerini yalan dolanla yaparak Allah'ın gazabını alıyorsun. Yani Allah'ın gadabını gerektiren bir fiille beraber Allah'ın sevap, Allah'tan sevap elde etmeye çalışmak hakikaten tezat bir şey. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyarıyor. Dikkat ediniz diyor. Hem de çok dikkat ediniz diyor. Aç duruyorsunuz. Su içmiyorsunuz. Niye? Allah bizden razı olsun. Ama öteki taraftan eğer sen işini yalanla dolanla çeviriyorsan Allah muhafaza eylesin. Mektubu burayla noktalıyoruz inşallah. Bir sonraki mektupta da yine başka bir konuyla biraz uzun bir konudur ama onu da inşallah yapacağız iki mektupta. Peki. Velhamdülillah Rabbil alem.